Merhaba. Nasılsınız? Bir hikaye okuyacağım. Sizinle bugün gelincik ve ayıcığın hikayesini paylaşacağım. Hikayemin ismi İki Bana, Bir Sana. Hikayemde size bir ayıcıkla bir gelinciğin hikayesini anlatacağım. Tamam. Bakalım neler yaşamış bizimkiler. Ayı evine giderken 3 tane mantar bulmuş. 1, 2, 3. Ama benim tarifimi kullandım. Masayı da ben kurdum. Hem ben mantar yemeyi senden çok seviyorum. Gelincik kızmış. Mantar benim en sevdiğim şey. Üstelik çok açım. Dinle bak, midem nasıl da gurulduyor. Hikayemde size bir gelincik ve bir ayının mantarla ilgili yaşadıklarını anlattım. Ayı ormanda 3 tane mantar buldu. Sonra bunu eve getirdi. Size bir soru sormak istiyorum. Bu 3 tane mantarı nasıl paylaştırabiliriz? Ayı ve gelinciğe nasıl paylaştırabiliriz? Nehircim. Evet. Nehir, 3 tane mantarı ayıyla gelinciğe nasıl paylaştırırsın? Ayı gitsin bir tane daha mantar bulsun. İki mantar olup iki mantar gelinceye iki mantar ayı olur o zaman. Bir tane ayı, bir tane de gelinciğe. Ortadaki o son kalanda ayıracağız. Birini gelinciğe birini ayıya vereceğiz. Bence bütün mantarları beşe bölünüp daha fazla mantar olur. Evet. Nasıl kessinler? Şarj oluyor. Aynı sayıda paylaştık. Aynı sayıda. Yani bir tane lazım. Böyle herkes bir tane, iki tane oldu. İki tane olunca onlar yiyecek. Sen nasıl düşünüyorsun? Bence ayı bir tane yemiş, gelincik iki tane yemiş. Çünkü ayı çok kilolu. Bence bebekler küçük olduğu için daha fazla iyiciye ihtiyaçları var. O yüzden çok fazla bebeklere bakılması şart, yani haksızlık değil. Bence gelincik küçük olduğu için büyümesi ihtiyacı var. O yüzden gelincik iki tane lazım. Zaten ayı büyük çünkü. Paylaşmak. Evet, eşit paylaşmak paylaşmaktır. Peki bu her zaman yapılabilir mi? Yoksa bazen değişebilir mi? Değişebilir ama başka bulamaz. Çünkü paylaşmak lazım onlarda. Mesela attım, annem bir kere bana az koyuyor. Abime de yemek fazla koyuyor. Ben sanki kıskanmış gibi oluyor. Bütün yemekleri bitiremediğim için az koymuş olabiliyorum. İstersen biraz daha koyuyor zaten. Ah tamam. Bence çocuklarla bebekler daha çok saygı gösterilmeli. Neden böyle düşündün? Çünkü daha çok bebekler ve çocuklara bir şeyler oluyor. Neler oluyor mesela? Seni mesela böyle düşündüren hasta, nedir? Hasta olabiliyorlar. Bu da farklı bir fikir, duydunuz mu? Eğer hastaysa o kişiyle eşit paylaşmayabilir. Belki o zaman ona az verilebilir ya da fazla verilebilir diyor. Benim de bir fikrim var. Lütfen bizimle paylaş. Ondan daha küçük olduğu için onu yemeli gerçekten. Çocuklar, bugün sizinle iki bana bir sana isimli güzel bir hikayeyi paylaştım. Ve hikayemizde gelincikle ayının arasında geçen 3 mantarı nasıl paylaştırması gerektiği konusunda bir fikir alışverişi yaptık. Çok farklı fikirler ürettiniz. Çok güzel bir oturumdu. Ben çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzeldi. Bize de böyle bir fırsat verdiğin için, zaman ayırdığın için sana çok 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 teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Size de iyi dersler diliyorum. Hadi öğretmenimize bir kalp gönderelim bakalım. Herkes kalp göndersin.
Ben de size gönderiyorum. Aa, böyle yapamıyorum ama işte ondan. Ne bileyim ben, benimki daha çok domates gibi bir şey oluyor. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz. Ben teşekkür ederim.